Çok değerli il başkanım, değerli merkez yönetim kurulu üyelerim, genel başkan yardımcılarım, parti meclisi üyelerim, kadın kolları genel başkanım, milletvekillerimiz, çok kıymetli büyükşehir belediye başkan adayım, belediye başkanlarım, yakalarında bir rozet, arkalarında bir siyasi partinin gücü olmaksızın kendi emekleriyle 31 Mart'ta yarışıp mahallelerinde hizmetin daha iyi gelmesi için göreve talip olan kıymetli muhtarlarım, muhtar adaylarım. Alnı açık, başı dik, yüreğinde, gönlünde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Bursa'nın yiğit, mert insanları, hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bursa'dayım. Osmanlı'nın emaneti, güzel Bursa'dayım. Sırtını Uludağ'a, yüzünü Marmara'ya dönmüş güzeller güzeli Bursa'dayım. Verimli topraklarıyla, çalışkan insanlarıyla, yeşiliyle, doğasıyla, tarihiyle Türkiye'nin göz bebeği kentlerinden bir tanesi Bursa'dayım. Biricik kızım var, adı İpek, adını Bursa İpeğinden alır. Sevgili annesi Bursalıdır, kendi memleketim Bursa'dayım. Maalesef ihmal edilmiş o yeşil rengi Cumhur İttifakı'nın koyu gri yağmur bulutlarının üzerine çöktüğü, neşesi kaçırılmış, verimliliği azalmış, gençleri mutsuzlaşmış, kadınları ürkmüş, korkmuş, endişelenmiş, işsizliğin alıp yürüdüğü, yoksulluğun bıçağı kemiğe dayadığı ve artık yeter diyen bir Bursa'dayım. Mustafa Bozbey'i dinlerken şunu gördüm. Mustafa Bozbey geldi, hepimizin gözünün içine baktı ve dedi ki, nerede kalmıştık? Ben Nilüfer'i, gülümseyin Nilüfer'desiniz sloganını ilk gördüğümde, Nilüfer'i ki 18 yaşından beri gelip gittiğim bir şehir benim Bursa, Manisa'dan sonra belki de en çok zaman geçirdiğim şehirdir Bursa. Bursa'yı, Bursa'daki değişimi, Sayın Bozbey'in Bursa'ya, Nilüfer'e elinin değdikten sonra Nilüfer'de neler olduğunu, daha sonra görevi devrettiği sevgili başkanımızın Nilüfer'i nasıl bir modern kent olarak ve Bursa'nın içinde adeta bir kaşıkçı elması gibi Nilüfer'in nasıl parladığını biliyorum. Bir tarafta Mudanya'da, bir tarafta Gemlik'te. Sosyal demokratların eli üzerindeyse kentten nasıl olumlu farklılaştıklarını, pozitif ayrıştıklarını görüyorum. Oradaki insanların mutluluğunu ve bizim yönetmediğimiz kentlerde, bizim yönetmediğimiz ilçelerdeki insanların nasıl özendiklerini, nasıl özlediklerini, çocuklarına üniversite tercihi yaparken %85 CHP'li belediyelerin yönettiği kentleri, ilçeleri tercih ettiklerini biliyorum. Hafta sonu şehir içinde bir yere gidilirse CHP'nin yönettiği ilçelerin gezildiğini, oralarda pikniğe, oralarda bir iki belki bir kahve içmeye, bir yemek yemeye imkan varsa oraların tercih edildiğini biliyorum. Ve görüyorum ki Bursa, bütün Bursa, İnegöl'ünden Kestel'ine, bütün Bursa, Mustafa Kemal Paşa'sından Orhan Gazi'sine, bütün Bursa artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni hak ediyor. Bunu görüyorum. İnanın Bursa'da bir büyük zaferin arifesindeyiz. Gün sayıyoruz. Geçen sefer
o biraz önce şarkıda da duyduğumuz o yarım kalan hikayenin tamamlanması için, bu şarkının burada yarım kalmaması için Bursa sokaklarındaki heyecanı görüyorum. Önüme ölçümler geliyor, anketlere bakıyorum, keyifleniyorum. Geliyoruz, kazanıyoruz. Bursa bizi bekliyor. Bursa'da iki tane kadın adayımız var. Gönül isterdi ki çok daha fazla olsun. Bursalı kadınlara söz olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni aldıktan sonra Bursa'daki elimizdeki 3 belediye sayısını çok daha yukarılara çıkardıktan sonra Karacabey'de Gönül Avcı ve Orhan elinde Vildan Koç başkanlarım şimdi 2 ama gelecek seçimde çok daha fazla kadın adayla ve kadın belediye başkanlarıyla karşınızda olacağız. Bursa'ya söz veriyoruz. Yıldırım'da 39 yaşında Mehmet Önder Metin var. Gencecik bir belediye başkan adayımız. Onun mücadelesini görüyorum. Onun mücadelesiyle gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'de geçmişe göre seçilecek yerden tam 6 kat genç aday gösterdik. Bundan sonra Bursa'daki bütün gençleri, Bursa'daki bütün kadınları Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya, aday adayı olmaya, aday olmaya, yönetimlerde yer almaya ve bu güzel Cumhuriyet kentini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflerine uygun şekilde gençlere ve kadınlara emanet etmeye de söz veriyoruz, ant içiyoruz. Sayın Bozbey biraz önce dedi ki biz Bursa'nın sorunlarını anlatıyoruz. O dönüyor mega projelerimiz var diyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'daki mega projesini açıklamayı Sayın Bozbey bana bıraktı. CHP Genel Başkanı olarak Bursa Büyükşehir'le ilgili mega projemizi bir cümleyle özetliyorum. Ali Nur Aktaş'ı gönderip Mustafa Bozbey'i getirmekten daha mega bir proje yoktur. Çünkü mega projeler bütünseldir, kapsamlıdır. Projenin içindeki parçalar birbiriyle konuşur ve sonuç odaklıdır. Bursa'da Ali Nur Aktaş gibi Cumhuriyet'le çelişkisi olan, Kurtuluş Savaşı'yla çelişkisi olan, Cumhuriyet'in değerleriyle çatışan, hele hele ki o Uğur Mumcu'yu paramparça ettiler, hepimizin yüreğini o Ankara'daki karlı günde 1000 parça yapıp saçtılar. Ölümünden sonra Uğur Mumcu'ya laf edecek kadar. Türkan Saylan gibi bir büyük hem tıp hem eğitim emekçisine, bir kanaat önderine, hepimizin göz bebeği ve gözlerimizin önünde erir giderken içimizi eriten Türkan Saylan'a laf edecek kadar. Ve Bahriye Üçoğlu, inancını savunan bu ülkenin laik Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilahiyat profesörü kadını öldürenlere laf etmeyip de o kadına arkasından laf edecek kadar gözü dönmüş, yüreği taş, içi kinli, aklında fikrinde örümcek fikirler olan bir kişinin Bursa'da yönetimde olduğu her gün, her dakika Bursa'ya yazıktır. Bu da bizim ayıbımızdır. 31 Mart'ta halledeceğiz bu işi. Ali Nur Aktaş'a bir tek şey söyleyelim. Siyaset tarafını belirtme işidir kardeşim. Partiler var, partiler. Parti, parttan geliyor toplumun parçaları. Biz sizin gibi kimseyi itmeye, kalkmaya, ötekileştirmeye, şeytanlaştırmaya meraklı değiliz. Bu topluma sorduğunda
%95 Atatürk sevgisiyle dolu olan, bu memleketi kim kurtardı deyince dedelerimiz birlikte kurtardı diyen, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevi'yi, Sünni'yi, kimseyi inancından, mezhebinden, dininden ayırmayan, Çanakkale'de koyun koyuna yatanların torunuyuz diyen bir irfanın evlatlarıyız hepimiz. Ama sen 30 Ağustos zaferine, sen 29 Ekim'e, sen 23 Nisan'a dil uzatıyorsan, sen tarafını seçmişsin kardeşim. Sen işgal donanması yaklaştığında onun önüne kırmızı halıyı serenlerin peşindesin. Ben o donanmayı görünce yanındakilere geldikleri gibi gidecekler diyenin partisinin genel başkanı. Bursa'dayız. Buraya Çorlu'dan geldim. Hayatını tren kazasında kaybetmiş 25 kişinin, acılı annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının ellerinin sıcaklığı, gözlerinin yaşındaki nem hala ellerimde. Bugün gittik oraya ve adaleti aramak için son duruşmaydı. Kalabalığı gördüler, bizleri gördüler, annelerin yüreğindeki ateşi gördüler. Tayyip Bey'in ne istediğini 4 gün önce oraya, o katliamdan sorumlu kişi yeniden TCD'de genel müdürlüğe atlayan Tayyip Erdoğan'ın talimatını gördüler ve bu sabah rapor alan bir hakim sayesinde duruşmayı seçimlerden sonraya ertelediler. Bakın, hem Çorlu'nun, hem Soma'nın, hem Afyon'un, hem yanı başınızdaki Hendek'in, Türkiye'de kimin haksız yere yüreği yandıysa, hangi ananın gözünden yaş aktıysa, o bir damla yaşın hesabını sorana kadar katillerin de müsebbiplerin de peşindeyiz. Herkes bunu böyle bilsin. Bırakmayız peşlerini, sonuna kadar takip edeceğiz. Bursa'da olunca gözü yaşlı eş, ana, çocuk deyince Sinan Ateş'i anmadan olmaz. Biz Sinan Ateş'le çok farklı dünya görüşlerinin insanlarıydık. Sinan Ateş Ülkü Ocakları'nın genel başkanıydı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetişmiş gençlerdik. Belki hiçbir zaman aynı sandıkta buluşmadık. Belki hiçbir zaman düşüncelerimiz örtüşmedi. Ama Sinan Ateş gibi birini, iki kız babası ve sonradan hikayesini dinleyince dünya iyisi bir babayı, eşini de gözü yaşlı, anasını babasını gözü yaşlı bırakarak Ankara'nın orta yerinde katlettiler. Sinan Ateş Bursalı ve Sinan Ateş'in emaneti o günden sonra hiçbir siyasi partinin değil, bütün Türkiye'deki siyasilerin ve Türkiye'deki herkesin emanetiydi. O günden bugüne takip ettik. Geçmiş dönemdeki genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da, görevi devraldıktan sonra ben de hem aileyle hem davayla ilgilenmek için elimizden geleni yaptık. Ama Türkiye'deki o Bursa'nın da üstüne çöken o tuhaf ittifak, o kirli ittifak, Sinan Ateş'in olayını araştıran savcıya dur dedi. Savcıyı tehdit etti, savcıyı tayin etti. Bir başkasına yaptıklarından sonra rapor aldırdı, kaçtırdı. Siyasilere uzanan bu davayı üstünü örtbas etmeye çalıştı. Bursa'dan, Sinan Ateş'in memleketinden. Bir parti burasına kadar o işin içinde diye. Ve Tayyip Erdoğan o partiyle ittifakı zedelenmesin diye iki kız çocuğunun babasını katledenlerin peşini bırakıyor, arkasını aratmıyorlar ya, onun da hesabını sormak boynumuzun borcu olsun. Bugün o Sinan Ateş cinayetine taziye bile vermeyen partinin genel başkanı, kendi evlatlarının cenazesine gitmeyenler, taziyesine gitmeyenler,
Bugün dönmüşler Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf ediyorlar. Ne için laf ediyorlar biliyor musunuz? Ben geçen grup konuşmasında 81 il başkanımızın gözüne baktım ve dedim ki başkanlarım kalkın ayağa, gidin memleketinize ve Atatürk'ün partisini iktidar yapın. Atatürk sizden bunu bekliyor. Cumhuriyet'in 100 yıl önce kurucu kadroları, memleketi işgalden kurtaranlar, düşmandan temizleyenler, bu memleketin kuruluşunu örgütleyenler sizden bugün 100 yıl sonra memleketi bir daha kurtarmanızı, cumhuriyeti bir daha kurmanızı bekliyor dedim. Atatürk sizden bunu bekliyor. Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli çıkmış bugün, çıkmış bugün. Özgür Bey'in diyor akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü diyor. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş. Sayın Bahçeli, Sayın Bahçeli. Kim ruhla, kim cinle, kim nereden besleniyor? Fikri bir günde 180 derece değişiyor bilmem. Dün övdüklerine bugün küfretmenin, dün tükürdüğü suratı bugün öpmenin, dün ak dediğine bugün kara demenin neyin nesi olduğunu, nereden estiğini ben bilmem. Onu seninle, senin zihninle baş başa bırakıyorum. Ama bilmen gereken bir şey var. Atatürk öldü diyorsan, Atatürk sen hani bu cumhuriyet düşmanlarına, bu Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü. Atatürk senin için öldü. Ama Atatürk, Atatürk onun ilkeleri için yaşayanlar için, onun eseriyle gurur duyanlar için, onun emanetini canı pahasına savunmayı göze alanlar için, İktidarda olmasa yıllarca muhalefette kalsa da birkaç tayin, birkaç çıkar, birkaç iş, 3-5 mevki için partisinin kurultayını kaybetmemek için onu satmayanların partisidir. Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor Sayın Bahçeli. Yüreğimizde yaşıyor. Atatürk, Atatürk 6. filoyu denize dökenlerin, Atatürk her seferinde bu memleketi düşman işgaline kaptırmamak için ölmeyi göze alanların, öyle senin yanında durduğun gibi çağırdığında havaalanına gidip kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenlerin değil, Çanakkale'de denizi kefensiz yatanların partisidir. Bu memlekette ilkokul 1'de Atatürk ölmedi, içimizde yaşıyor şiirini okuyan, okuyan ve gözü yaşla bu şiiri burasında hisseden 10 milyonlar, 80 milyon yaşıyor. Atatürk senin için öldü, senin için ölsün zaten Atatürk. Atatürk'ün adını anma sen. O yüzden bundan sonra efendim Atatürk'ün partisine geçtiğimiz gün televizyonda bir arkadaşımız çıkmış, konuşurken oraya alt tarafa yazıyorlar. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi dem işbirliği ne? Kardeşim yıllar 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 işinize geldi ahbap oldunuz. İşinize geldi masa kurdunuz. İşinize geldi çadır mahkemeleri kurdunuz. Gün oldu birlikte halaya durdunuz, gün oldu göstermelik düşman oldunuz. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in partisidir, Atatürk'ün partisidir. Mecliste bulunan her partiye aynı mesafededir ama Cumhuriyet Halk Partisi esas olarak altı okum partisidir. Siz dediniz diye kimseyle konuşmazlık, siz istiyorsunuz diye onunla düşmanlık yapıp arkanıza dizilecek bir parti değildir. Ama şunu bilin ki
Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir üyesinin milliyetçiliğine, devletçiliğine, halkçılığına, devrimciliğine, cumhuriyetçiliğine ve vatanseverliğine laf söyleyecek adamın alnını karışlarız. Böyle bir. Bir yandan Sayın Bozbey'in sunumunu izlerken o Bursa sokaklarındaki korkan anne ile kızı gördüm. Neden korkuyorlar? Devlet niye korumuyor? Elbette kahraman polisimiz ve güvenlik güçlerimiz üstüne düşeni yapmak istiyor. Ama birileri bir yerlerden cesaret alıyor. Bakın burada söylüyorum, bu kadar kadının huzurunda. Kadın cinayetleri bu ülkenin en büyük utancıdır. Ve bu kadın cinayetleri son 15 yılda sadece bir yıl düşüş kaydetmiştir. O da İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanıp onaylanıp yürürlüğe girdiği 2011 yılıdır. Sebebi şudur, kadın cinayetini işleyenler, ya namus der kurtulurum, ağır tahrik yer kurtulurum, kravatı takım elbiseyi giyer iyi halden yararlanır kurtulurum, şunu der kurtulurum derken 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi ile beraber bu işler artık eskisi kadar kolay değil. Cezalar ağırlaştı, devlet kararlı, meclis hep birlikte oyladı, bundan sonra papuç pahalı dedikleri için o sene aşağı düşmüştür. Bu sene daha dün bir günde 8 kadın katledildi. Boşandığı kocaları ya da mevcut kocaları, bir tanesi de böyle bir durumdan dolayı yanıltılmış, kışkırtılmış babası tarafından. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadın kollarımız çalışıyor. Ama bu mesele toplumsal bir meseledir. Ve İstanbul Sözleşmesi AK Parti iktidarında 22 yıllık dönemde neyi doğru yaptılar diye bana sorsanız, o sözleşmeye imza koymaları, meclise getirmeleri, hepimizin desteğiyle geçmesi, bir nazar boncuğu gibi tek doğruları varsa, AK Parti'ye takılacak bir maşallah varsa buydu. Gecenin birinde Hizbullahçılar öyle istiyor diye, yakında yaklaşan seçimlerde Hizbullah bağlantılı Hüdapar'la ittifakın ön şartı olduğu için, domuz bağcıların, kadın katillerinin ve her fırsatta kadınları sahiplendirmek lazım diyerek aşağılayanların ittifakına ve onların bir avuç oyuna tamah ettikleri için bir gün tek başına İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Ona karşı açtığımız davayı reddeden hakimi bile Danıştay'dan Anayasa Mahkemesi'ne seçip ödüllendirdi. Dün 8 kadın hayatını kaybetti. O 8 kadının kanı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkanın ve buna alkış tutanların elindedir. Böyle biliriz. Dünden beri Tayyip Bey dönüp bana saldırıyor ve şunu söylüyor. Ben ağır bir suç işlemişim ve bugün de o suçu Bursa'da işlemeye geldim. Suçum ne biliyor musunuz? Emeklileri tahrik etmek. Emeklileri tahrik ediyormuşum. Şimdi biraz da Bursa'daki emeklileri tahrik edeyim. Bugün sabah rakamlarını Türk İş yeniledi. 15 bin liraydı. Açlık sınırının 16.250 lira olduğunu ilan etti Türk İş. Diskin falan rakamları çok daha ileride. Türk İş 16.250 lira açlık sınırıdır diyor. Ve bu ülkede emeklilerin çok önemli bir kısmı 10 bin lira gibi en düşük emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalıyorlar. Ben de o günden bugüne kadar sürekli bunun haksızlık olduğunu, emeklilere 10 bin lira vermenin mümkün olamayacağını, en düşük emekli maaşının Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği 3 Kasım 2002 günü 2,5 askeri ücret düzeyinde olduğunu,
düzeltiyorum, 1,5 asgari ücret düzeyinde olduğunu, bugün o korunuyor olsa şu anda emeklilere verilmesi gereken maaşın 25 bin lira olduğunu ama 2,5 kat farkla 10 bin liraya mahkum edildiklerini anlatıyorum. Ve Tayyip Bey'e diyorum ki bir kere bayram ikramiyesi dedin, bunu biz söylemiştik 2015'te. 7 Haziran'da veremem dedin. Baktın seçimi kaybettin, 1 Kasım'da biz de vereceğiz dedirttin. Çünkü o zaman güya tarafsız cumhurbaşkanıydı. 2018'e kadar verdirtmedin, 2018'de 1000 lira, 2020'de 2000 lira, şimdi bu seçimde 5000 yapacağız diye söylediler, 3000 liraya çıkardılar. Bu ikramiye ilk verildiğinde 1000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. Şu anda sadece 6 kilo kıyma alıyor 3000 lira. 6 kilo kıyma. O ikramiye 2018'den bugüne emeklinin sofrasından 18 kilo kıyma çalmış. Ayda 1,5 kilo kıyma. Ve şimdi sadece ve sadece bu hesapla, madem ki bu işin patenti bizdedir, gel diyorum bir kanun çıkaralım. Emekli kart çıkaralım. Bu kartı önce aradaki 10 bin lirayı yatıralım. Çünkü şimdiye kadar verdiğim para, alması gerektiği paradan 10 bin lira eksik. Bundan sonra en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayalım. Bana hesap yapıyor, verilemez. Para yok diyor. Ve diyor ki bunun için diyor 1.4 trilyon paraya ihtiyaç var. Bir kere yanlış hesap. En düşük emekli maaşlarını 17 bin 2 lira yapmak için 1.4 trilyona değil 700 milyara ihtiyaç var. Tam yarısı 720 milyar. Ama o yanlış hesabı yapmış. Hadi hızla verdiler önüne. Böyle bir para bulunamaz diyor. Ya 750 milyar bulamıyorsun da sen sadece 2024 yılında vazgeçilecek vergiler toplamı. Ne biliyor musunuz vazgeçilecek vergi? İliç'te parayı üst üste istiflerken kumu bir yere istifleyen, sonra da 9 tane evladımızı alıp götüren o liçi işleten Anagold firması var ya, mesela o firmaya siyanürden dolayı 16 milyon lira ceza kesip 2 ay sonra 222 milyon lira vergisini affetmişti. Vazgeçilen vergi geliri bu. Bu sene toplam şirketlerin, holdinglerin tam olarak 657 milyar lira ödeyeceği vergilerden vazgeçiyorlar. Emekliye lazım olan para da neredeyse bu kadar. Yani İliç'te evlatlarımızı katleden, çıkardığı altının %98'ini yurt dışına götüren, burada vergi borçları silinen firmaya ve onun gibi firmalara para var, emekliye gelince para yok. Toplam 6,5 trilyon lira Tayyip Erdoğan'ın verdiği, şimdiki Maliye Bakanı'nın irrasyonel politikalar dediği kararlardan dolayı devletin ödediği dolar farkı parası, faiz farkı parası ve altından dolayı yükümlülüklerinin altmasından kaynaklanan fark 6,5 trilyon lira. Kendi söylediği paranın tam 4 katı, aslında lazım olan paranın, gerçek rakamın tam 8 katı. Şimdi İliç'teki şirketin vergisini affetmeye para var, emekliye 17 bin liraya çıkarmaya, emekli kart vermeye, o kartın manavda, kasapta, markette, doğalgazda geçmesine para yok. Yandaş müteahhitlere ödeme yaparken para var, emekliye yatıracakken para yok. Sarayın harcamalarına bakın, saray bir dakikada 23 bin lira para harcıyor. Bir yılda harcadığı parayı 365'e, sonra 24 saate, sonra da onu 60'a bölerseniz 23 bin lira çıkıyor. Böyle milyon katrilyon deyince anlaşılmıyor. Bir dakikada 23 bin lira. 10 bin liralık emekli maaşı sarayda 26 saniyede tüketiliyor. Ve 14 tane uçağa para var.
dünyanın en gelişmiş makam arabası Mercedes Limousin. 10 tane yapmış Almanlar. İkisi bunda. Birine kendi biniyor, biri boş öbür yoldan gidiyor. Eğer saldırı olursa aldatsın diye. Dünyada 10 tane var. İkisi bunda. O arabanın yapıldığı dönemde Merkel transporter minibüse biniyordu. Bunda dünyanın en pahalı uçan sarayı var. Merkel tarifeli uçuyordu. Bunda dünyanın en pahalı uçaklarından 14 tane var ama emekliye vermeye gelince bütçede para yok. O yüzden hepimiz aklımızı başımıza alacağız. 31 Mart tarihi, bundan sonra 4 yıl boyunca önümüze sandığın gelmeyeceği bir tarihtir. Eğer 31 Mart'ta istediğini alırsa. 31 Mart'ta istediğini alırsa 1 Nisan günü zam tufanı kapıda. Kendileri söylüyor. Sıkı para politikası diyor. Kemer sıkacağız diyor. Acı reçete içireceğiz diyor. Kim içecek acı reçeteyi? Acı reçeteyi beşli çete mi içecek? Acı reçeteyi damatlar mı içecek? Acı reçeteyi albayraklar mı içecek? Acı reçeteyi Cengiz Holding mi içecek? Sarayı yapan müteahhit mi içecek acı reçeteyi? Acı reçeteyi emekli içecek, emekçi içecek, işsizler içecek, esnaflar içecek, köylüler içecek, balıkçılar içecek, arıcılar içecek. Acı reçeteyi içmeyeceğiz, acı reçeteye itiraz edeceğiz. Acı reçeteyi içmeyeceksen, buna 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok 2 Nisan'da. 2 Nisan'da acı reçete için yapacak bir şey yok 1 Nisan'ın ertesi günü. Bir gün önce yapacağız. 31 Mart günü. Senin önünde sandık var. Sana 10 bin lirayı reva görene. Emekçisin. Günde 8 saat, 10 saat, 12 saat çalışıyorsun. 17 bin lirayı reva görene. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz çıkınca 3-5 bin lirayla çocuklarını sağlıklı bile besleyemeyen bir çalışansın. Sana bunu reva görene. Borcu borçla kapatan esnafa, kredi kartını kredi kartıyla çevirenlere, umutsuz bavulları kafasında toplamış yurt dışına gitmek için fırsat kollayan gençlere şunu söylüyorum. Bir gün sonra yapacak bir şey yok. Bir gün önce 31 Mart'ta sandığa gidilecek. Bu zulme, bu yoksulluğa, bu işsizliğe, bu kalpsizliğe bir dur denecek. Bir sarı kart gösterilecek. Bir kırmızı kart gösterilecek. Bir kırmızı ışık yakılacak. Artık bunlara bir dur denilecek. Eğer bunlara 31 Mart'ta bu güç, bu Cumhur İttifakı'nın gemi azıya almış, bu Cumhur İttifakı'nın gözü dönmüş, seni beni görmeyen, sadece birilerini kollayan bu Cumhur İttifakı'nın karşısına daha büyük bir güçle merkez iktidarı yerelden dengeye getirmezsek, bu iktidarın karşısında daha güçlü bir ittifak oluşturmazsak hepimizin işi zor. Onun için benim gördüğüm şudur. Hep birlikte daha güçlü bir ittifakı kurmalıyız. O ittifakın adı Cumhur İttifakı'nın karşısında bu sefer Millet İttifakı değil. Çok istedik, çok gayret ettik. Çünkü şunu söyledik. Geçen sefer kıl payı kaçırdığımız Bursa'yı bu sefer alıyoruz ama birlikte olsak seçim yapmaya gerek yok neredeyse. Fark o kadar fazla. Balıkesir garanti, Manisa'sı, Denizli'si. Hiçbir büyük şehri de kaybetmeyiz hep birlikte olsak. Birlikte olalım dedik. Hür ve müstakil olacağız dediler. Anlayış gösteriyoruz. Ama geçen seçimde birlikte olduğumuz iyi insanlar buradan uzaya gitmediler. Bursa'nın sokaklarındalar. Balıkesir'deler. Tekirdağ'dalar. Manisa'dalar. Ordu'dalar. Erzurum'dalar. Kayseri'deler. Trabzon'dalar. O iyi insanlar. Birlikte olduğumuz sadece sosyal demokratlar değil, milliyetçi demokratlar yine sandık başındalar.
Muhafazakar demokratlar yine sandık başındalar ve saraya da Bahçeli'ye de itirazı bitmedi onların. Çünkü bu sömürü düzenine karşı hep beraber ayakta durmanın tek kurtuluş olduğunu, aksi takdirde nasıl ezdiklerini, nasıl bitirdiklerini, bu ülkeyi nasıl tükettiklerini herkes biliyor. Bunun için biz iyi insanlarla, biz milliyetçi demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, bu ülkede Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Pomağı, Boşnağı, Göçmen'i, Arap'ı hep beraber yaşıyor. Ve hepsinin demokratları, hepsinin demokratlarını kucaklıyoruz. Ve hep birlikte bu ülkede bir başka ittifakın içindeyiz. Bu ittifakın adı bu sefer Türkiye İttifakı. Biz kurduk, hep birlikte içindeyiz. Türkiye İttifakı'nın, Türkiye İttifakı'nın iki tane rengi var. Partimizin renkleri de öyle ama rengini partimizden almıyor. Türkiye İttifakı rengini işte bu ay yıldızlı al bayraktan alıyor Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı'nın renkleri bu. Türkiye İttifakı kimden o ister? Türkiye İttifakı milli takım gol atınca ayağa kim sıçrıyorsa hepsinden o ister. Türkiye İttifakı filenin sultanları dünya şampiyonu oldu ya. Hani İstiklal Marşı çaldı ya. Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildi ya. O sırada kızlarımız bakarak, hıçkırarak, gözyaşları içinde İstiklal Marşı'nı okudular ya. O sırada kimin gırtlağı düğümlendiyse hepsinden o istiyor Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı öyle çocuklarını bedelli ya da çürük raporuyla askere kaçırıp sonra kendisi bir üniforma üstüne Cumhurbaşkanlığı forsu dikip şehit tabutunun başına el koyup siyaset yapanlardan değiliz biz. Biz bu memleket için gerektiğinde ölümü göze alanlardanız. Türkiye İttifakı Türkiye'nin bütün evlatlarından o istiyor. Türkiye İttifakı umutsuz gençlerimizden, Türkiye İttifakı işsiz bırakılmış, tüketilmiş evlatlarımızdan, yoksullaştırılmış köylümüzden, milletin efendisi dediği Atatürk'ün birisinin al anını da git dediği bütün köylülerden o istiyor. Türkiye İttifakı gözü yaşlı analardan, alın teri ödenmeyen emekçilerden, sokakta terk edilmiş ve maalesef pazar dağılsın diye bekleyip de ezik meyveyi sebzeyi toplayıp torununa yumurtasız menemen pişirenlerden o istiyor Türkiye İttifakı. Ve Türkiye İttifakı için Bursa'dan o ittifakın bayrağının ve renklerinin önünden size söylüyorum. Bu rengi siz söyleyin. Bu renk nedir? Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. En büyük Türkiye. Kimse korkmasın. Biz buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız, arkasındayız. Bu ülkede milletin emeğini sömürenlere, birikimlerini çarçur edenlere, yandaşlarına peşkeş çekenlere, bizi üzenlere, ağlatanlara, kahredenlere inat. Bir santim eğilmedik ayaktayız. Bir adım geri atmadık en öndeyiz. Bir kelime eksik konuşmadık, susmayız, buradayız, buradayız, buradayız. Ve hep beraber 31 Mart'ta Türkiye İttifakı ile beraber hep birlikte ayaktayız. Hep beraber bu seçimleri kazanmaya and içiyoruz. Ayaktayız, biz kazanıyoruz. Bursa'yı kazanıyoruz, Türkiye'yi kazanıyoruz. Ben
sadece ve sadece size güveniyorum. Size inanıyorum, sizi alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi gidin ve bütün Bursa'da bu seçimi kazanın. Bu seçimi kazanmaya var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. Size inanıyorum, size güveniyorum. Sağ olun, var olun. Osman Gazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın. Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu. Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir. Kudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgın. Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Demirel. İnegöl Belediye Başkan Adayı Ali Doğan. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem. Karacabey Belediye Başkan Adayı Gönül Avil. Gürsu Belediye Başkan Adayı Haşim Öztürk. Kestel Belediye Başkan Adayı Akan Ayaz. Orhan Gazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar. Yenişehir Belediye Başkan Adayı Sadi Aktaş. İznik Belediye Başkan Adayı Ayhan Özer. Orhaneli Belediye Başkan Adayı Bindan Koç. Keles Belediye Başkan Adayı Orhan Aslan. Büyük Orhan Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay. Ve Harmancık Belediye Başkan Adayı Haşim Ali Arıkan. Hanımefendiler, beyefendiler, Bursa Belediye Başkan Adayları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Vallahi bu sefer Boz Bey. Bu sefer Boz Bey vereceğiz. Bu sefer Boz Bey.